Değerli basın mensupları, bizleri ekran başından ve sosyal medya hesaplarından takip eden kıymetli yurttaşlarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün 10 Ekim, Ankara Gar Katliamı'nın yıl dönümü. 10 Ekim 2015 tarihinde başkentimizin göbeğinde gerçekleştirilen terör saldırısında yaşamını yitiren 104 vatandaşımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum. 9 yıl önce gerçekleştirilen bu kanlı saldırı tarihimizin en acı olaylarından birisidir. Bu katliam milyonların ruhunda, yüreğinde derin yaralar açtı. Ama saldırının sorumlularını yakalamakla, yargı önüne çıkarmakla yükümlü olanlar kokteyl örgüt diyerek karartmayı seçti. 9 yılın sonunda ne yazık ki adalet tecelli etmedi. Genel Başkanımızın da dediği gibi, bu cinayet aydınlatıldığında Türkiye'de çok şey aydınlanacak ama bir dönem değişmeden bu ülkede bu cinayet, katliam aydınlanmayacak. Bizim bu ülkeye, halkımıza sözümüz var. Herkesin bildiği ama susup sakladığı ne varsa mutlaka gün yüzüne çıkacak. Er ya da geç tüm sorumlular cezalandırılacak, adalet yerini bulacak. Bu ülkede gerçek adalet gelene kadar adalet arayan tüm masum vatandaşlarımızın daima yanında olacağız. İşte o gün demokrasi kazanacak, barış kazanacak. Gar katliamında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyorum. Değerli arkadaşlar, basın toplantımızın sebebi en temel haklardan biri olan internet hakkı. Ülkemizdeki 75 milyon vatandaşımız internet kullanıyor. Yani nüfusumuzun %87.1'i evinden, iş yerinden, telefonundan interneti kullanıyor. Bu hizmetin kaliteli, güvenli ve uygun fiyattan sağlanması gerekirken ülkemizde maalesef bu şekilde işlemiyor. Bakın ülkemiz internet hızında 161 ülke arasında 106. sırada. AKP iktidarı 21 Aralık 2017'de 100 megabit internete çıkacağız diye bir hedef koymuştu. Bu hedefin üzerinden tam 7 yıl geçti. O hedefi koyan dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın üzerinden tam 3 bakan değişti. Ama Türkiye'nin internet hızı hala 42 megabit. Dünya genelinde internet hız ortalaması 85 megabit, bizde 42. Yarısı bile değil. Ülkemizden yavaş internet kullanan ülkeler Venezuela, Bangladeş gibi ülkeler. Mobil internet hızında ülkemiz Güney Afrika, Arnavutluk, Moldova gibi ülkelerin bile arkasında. Bakın arkadaşlar, Picodi Türkiye'nin verilerine göre ülkemizde 100 megabit internetin ortalama aylık bedeli 12.7 avro. Güncel kurla 483 lirayı bulmuş durumda. Peki böyle bir ortamda AKP iktidarı ne yapıyor? Altyapı yatırımları yapıyor mu? Hayır. Bakın 2005 yılında özelleştirilerek peşkeş çekilen Türk Telekom'un 2022 yılındaki fiber uzunluğu 403.301 kilometreydi. 2023 yılında ise sadece %8.2 arttı ve 436.569 kilometre oldu. Altyapıya yatırım yapmayan şirket ne yaptı? Tarifelerle oynayarak zam üstüne zam yaptı. Bugün taahhüt süresi dolan vatandaşlar paket yenileme işlemleri sırasında %300'ü bulan zamlarla karşı karşıya. Hatta önceki yıllarda 24 ay olan tarife taahhüt süreleri 12 aya indirildi. Ödenen tarife paketlerinin üzerine daha önce çoğu ücretsiz olan pek çok uygulamaya da para ödemeye başladılar. Bakın 2020'de aylık 300 TL olan 4 kişilik bir internet iletişim harcaması, bir ailenin iletişim harcaması 2021 yılında 353 liraya, 2022 yılında 442 liraya, geçen yıl 745 liraya çıkmıştı. Bu yıl ise tam 2350 lira oldu. Ama Türk Telekom'un CEO'su damacana hesabı yaparak internet sudan ucuz deme cüretini gösterdi. Asgari ücretin 17 bin, en düşük emekli maaşının 12.500 lira olduğu ülkemizde rahat odasında oturan CEO bir parça haysiyeti, bir parça onuru varsa bu cümleleri kurabilir mi? Dünyanın en yavaş, en kalitesiz internetini sunuyor, sonra da böyle ahkam kesiyor. Bakan Efendi de çıkıyor, internet ve cep telefonu faturalarını serbest piyasa belirliyor. Düzenleyici yetkimiz yok diyor. Peki halkı kim koruyacak o zaman?
Düzenleyici yetkiniz yoksa siz neden o koltukta oturuyorsunuz? Değerli arkadaşlar, telekomünikasyonda uygun fiyatlar ancak rekabetçi pazar ve güçlü bir altyapıyla mümkün olur. Türk Telekom dışında kalan altyapı yatırımı yapmak isteyen alternatif işletmecilerin önüne engeller üzerine engel çıkartılıyor. Benzer şekilde mevcut altyapının da alternatif işletmeciler tarafından kullanılmasına ve üzerinde yeni hizmetler sunulmasına izin verilmiyor. İşine gelince ev kirasına %25 sınırını getiren iktidar, Türk Telekom'u babalar gibi satan bu iktidar, vatandaşın en temel haklarından birisi olan internet için adım atmıyor. Tam da AKP'ye yakışan bir anlayış. Her şeyin sahibi ama hiçbir şeyden de sorumlu değil arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, işte bu sorumsuz bakan başka bir sorumsuzluğa daha imza attı. İfade ve internet özgürlüğü alanında yayın yapan FreeWeb Türkiye sitesi 9 Eylül'de Türkiye'deki resmi kurumlarda kayıtlı olan 108 milyon vatandaşın kişisel verilerinin çalındığını iddia etti. Aslında bu yeni bir iddia değildi. Ben 18 Aralık 2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde bunu bakanın gözünün içine baka baka ifade ettim. Vatandaşlarımızın kişisel verileri Telegram'da, panellerde 200 liraya satılıyor dedim. Hangi önlemler alıyorsunuz diye sordum. İsterseniz sizin kişisel verilerinizi hemen buradan açıklayabilirim dedim. Vatandaşın bilgileri sanal teröristlerin elinde derhal önlem alınması gerekiyor dedim. Kozmik odasını teröristlere açan hükümetin sorumsuz bakanı ne yaptı? Tek kelime dahi etmedi. Sustu. Sonra ne oldu? Az önce sözünü ettiğim haberi gazeteci arkadaşlar beyefendiye sordular. Pandemi döneminde sızıntı oldu dedi. Sonra ne oldu? Sonra yine sustu. O sustu. Asıl sorumlu olan bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu da sustu. Adıyla müsemma dezenformasyonla mücadele merkezi açıklama yaptı. Herhangi bir veri sızıntısı olmadığını savundu. Elbette dezenformasyon terör örgütlerinin oksijen kaynağıdır. Tüm terör örgütleri yalanı hedeflerini gerçekleştirmek için bir silah gibi kullanırlar. O zaman doğru bilgileri şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmak bakanlığa düşer. Bugüne kadar böyle bir açıklama ne yazık ki yapılmadı. Ama bakan çıktı, pandemi dönemi böyle bir şey konuşuldu ve kapandı dedi. Bu o kadar basite alınabilecek bir konu mudur? Konuşulunca sorun da ortadan kalkıyor mu, kalkmıyor. Değerli arkadaşlar, İşte milli güvenlik sorunundan bahsediyorsanız bu tam anlamıyla bir milli güvenlik sorunudur. Bugün öğrendik ki üstünde Mossad gölgesi olan bir şirket TSK'ya güvenlik hizmeti veriyor. Tam da milli güvenlik sorunu bu değil midir? İsrail'le bu şekilde dış politikada sataşan bir iktidar ne yazık ki TSK'nın milli bilgilerini, güvenliğini İsrailli bir şirkete teslim etmiş gözüküyor. Sonra bir kez daha defalarca söylediğimiz şu gerçek görüldü ki kişisel verilerimiz sanal platformlarda satılmaya devam ediyor. İşte biz tam da bunu söylüyoruz. Bu iktidar, bu bakanlık kişisel verilerimizi koruyamamıştır. Hatırlayın, önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir gazeteciyle sohbet ederken telefonunda yüklü bir uygulamayı tanıtmıştı. Kim adı diye adlandırılan bu uygulama üzerinde akıllı telefonundan fotoğrafı çekilen kişinin 2 saniye gibi kısa bir sürede kimliğinin tespit edilebildiğini söylemişti. Peki o uygulamanın akıbeti hangi mevzuata göre insanların kişisel bilgilerine erişebildiği, bilgileri depolayıp depolamadığı soruları ne oldu? Bu bilgileri kim nerede hangi amaçla kullandı ya da hala kullanılıyor mu? Bilmiyoruz. Ama bakanlık yine işin kolayını bulmuş. Sorun mu çıktı? Erişime engel getiriyor. Dün milyonlarca vatandaşın kullandığı Instagram'ı kapatanlar, Çin'de, Kuzey Kore'de, Ürdün'de olduğu gibi oyun sitesi Roblox'u, Wattpad'i kapatanlar, bu kez de milyonlarca kullanıcısı bulunan mesajlaşma uygulamasını kapattılar.
Çocuklarımız tacize, şantaja uğrarken, hayvanlara işkence ve katliam görüntüleri paylaşılırken hiçbir şey yapmayan bakan, emniyet güçleriyle bilgi paylaşmadığı için bu platformun kapatıldığını söylüyor. Akıl alır gibi değil. Demek bakanın bu uygulamaların içeriğinden hiçbir haberi yok. Kapatalım gitsin mantığıyla bu sorunlar çözülemez. Bilişim suçlarıyla ilgili yetkililer çoğaltılmalıdır. Bu konudaki birimler çoğaltılmalı, takip ve denetim mekanizması artırılmalıdır. Yapanlar nerede olursa olsun tespit edilip hiç gözünün yaşına bakmadan suçlulara kalıcı ve caydırıcı cezalar verilmelidir. Dün Roblox'u kapattınız, bugün Discord çıktı. Bugün Discord'u kapattınız, yarın başka bir isim çıkmayacak mı? Bu tür uygulamaları kapatırsan kullanıcıları dağılmalarını sağlayacaksın. Ama başka bir platformda toplanmalarını engelleyemeyeceksiniz. Hazır yerleri belliyken tek tek neden ayıklamıyorsunuz? Bir uçtan diğer uca takibini sağlayıp suç işleyenlerin yargı önüne çıkmalarını niçin sağlamıyorsunuz? Ama bunu yapmıyorlar. Kolay çözümü bulmuşlar. Vatandaşın gözünü boyamak için kapatalım gitsin. Bugün tüm bunlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Sorumsuz bakan derhal çıkıp 85 milyon vatandaşın kişisel verilerinin nasıl sızdığını, bu verilerin kimlerin nasıl ve hangi amaçlarla kullandığını, kişisel verilerimizi hukuka aykırı olarak paylaşan yayanları tek tek kamuoyuna açıklamak zorundadır. Eğer bunu yapmıyorsa o koltuğu bir an önce terk etmelidir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Soru. Kolaylıkla.